Behçet hastalığı Asya bölgesinde, yakın bölgede görülen bir rahatsızlık. Tanısını aslında ilk ortaya koyan kişi Hulusi Behçet dediğimiz bir bilim adamı, dermatolog. Ondan dolayı da Behçet ismini almış hastalık. Fakat hastalıkla alakalı otoimmün bir hastalık, yani savunma sisteminin ortaya koyduğu bir rahatsızlık. Bu nedenle tam olarak neden olur, ne yapılır noktasında soru işaretleri var. Fakat RTM modülünde her şeye baktığımız gibi Behçet'e de baktığımızda kaynak süreçleri, yani burada savunma sisteminin bir davranışı var. Bu davranış ne? Orada damar yataklarında dolaşım sistemiyle alakalı bölgelerde saldırı düzenliyor. O bölgeyle alakalı bazı şeyleri savunma sistemi düzeltmeye çalışıyor ve aksiyona geçiyor. O aksiyona geçmesiyle beraber o bölgelerde kronik enflamasyon süreci, iltihap süreçleri başlıyor. Bundan beraber Behçet dediğimiz hastalık kurgusu ortaya çıkıyor. Şimdi baktığımızda Behçet rahatsızlığında damar yatakları, bağ dokusu o bölgeyle alakalı aslında sistemsel olarak işleyiş bozuklukları vardır. Savunma sisteminiz burada bir harekete geçiyorsa, bir aksiyon gösteriyorsa muhakkak bir gerekçesi vardır. Bu gerekçe de orada bizim kaynak modülünde şöyle bir triadımız vardı. Kirlenme, sistem bozulması ve DNA'daki kod değişikliği. Ne oluyor burada? Sistemsel olarak o bölgedeki damar yataklarıyla alakalı yeni bir hücresel kurgu oluşuyor. Bu kurguyla birlikte aslında savunma sisteminin tanımadığı farklı bir algı ortaya konduğu için sistem tarafından iyi niyetle yapılmıştır ama savunma sistemi bunu tanıyamadığı için oradaki olayı yabancı bir yapı gibi görüp saldırı ve aksiyona geçiyor. Siz burada savunma sistemini bastırarak bir süreci yavaşlatabilirsiniz ama kaynağı çözmediğiniz sürece orada dolaşımla alakalı kurgu, oradaki bağ dokusuyla alakalı kurgu devam ettiği sürece savunma sistemi de oraya saldırmaya devam edecektir. Bu nedenle biz RTM sisteminde kaynak modülünde sistemsel olarak dolaşımı etkileyen, o bölgeyi etkileyen nasıl bir problem varsa onu çözeriz. O çözüldüğünde beden zaten yeni bir kurgu olarak ortaya koyduğu savunma sisteminin aksiyon ve saldırısını geriye çeker. Bununla birlikte Behçet dediğimiz rahatsızlık da hayatımızdan çıkmış olur.